Her şeyden önce hoş geldiniz Wisconsin'a. Ben Jaysiz, Wisconsin Üniversitesi Madison'da gelmekle çok iyi bir karar verdiniz. Siz burada çok mutlu olacaksınız. Madison'da bir Türk öğrenci için birçok şeyler vardır. Mesela Madison'ın Association of Turkish Students, Türk lokantaları, haftalık Türk dili masası ve Türkçe konuşan Amerikalılar. Başka, kampüste çok Türk öğrencileri vardır ve onlar size yardım edebilirler. Madison'ın öğrencileri çok iyi bir hayat tarzı yaşarlar ama Türkiye'nin öğrencilerinden çok farklıdır. Bu kısa sunumda biz size UW Madison'da sizin ilk ayınız için en önemli şeyleri anlatacağız. Umarım bu taktikler sizin için faydalı olur. Hoş geldiniz tekrar ve memnun oldum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Gabi ama Türk adım Bahar. Ben üniversitede gazetecilik okuyorum. Madison'a hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yunus. Ben Madison'da ekonomi okuyorum ve yarım Türk'üm. Merhaba, adım Holly ama Türk adım Ayşe'dir. Ben aralıklı olarak 10 yıldır UW Madison'da okuyorum. Lisansta endüstriyel mühendisliği okudum ve şimdi lisansüstü için sağlıklı sistemleri mühendisliği okuyorum. Wisconsin Union veya Memorial Union, UW Madison'ın kalbi ve canıdır. Bu bina, UW Madison'ın sosyal, kültürel ve eğlence merkezidir. Union'da bir çok öğrenci grubu buluşur. Hem büyük hem de küçük tiyatroları vardır. Her zaman ucuz şovu ve filmi görebilirsiniz. İnternetten günlük takvimi görebilirsiniz. Union'da sizin öğrenci kimliği almanız lazım. Ayrıca Bodrum'da katında Do It var. Do It bilgisayarsınız tamir edebilir. Union'da vakit geçirmek için birkaç yer var. Union'umuz Amerika'da alkolü satılan tek Union'dur. Red Skeller bir bardır. Orada sadece Wisconsin'in birisi satarlar. Union'da da Babcock dondurması satarlar. Babcock dondurması kampüste öğrenciler yapıyorlar. Bu dondurma çok taze ve lezzetlidir. Afiyet olsun. Bence Union'un terası kampüste en güzel yerdir. Orada sohbet edebilirsiniz, bira içebilirsiniz, golü görebilirsiniz veya canlı müzik dinleyebilirsiniz. Bu lucky binamız. Burada sizin için çok kaynaklar var. Büyük bölümü apartmanlar ama içinde market, Walgreens eczanesi, Aveda kuaför salonu, öğrenci işleri ofisi, kafeler, cep telefonu dükkanı ve başka kaynaklar var. Benim ile gelin. Birinci marketi göstereceğim. Bu Madison Fresh Market'i. O kampüsünün en merkezi marketidir. Burada yemek almak kolay ve uygun. Bu kampüste yeni ve öğrenciler için iyi. Ondan sonra yeni cep telefonu dükkanı var. Bu dükkan Verizon hizmeti verir. Bence birinci ayda cep telefonu olmak çok önemli ki arkadaşlarına telefon numaralarını verebilirsin. Burada Aveda kuaför salonu. Bu benim en sevdiğim yerim kampüste. Bu salonda salon hizmetleri çok ucuz çünkü kuaförlerin hepsi hala öğrencilerdir. Hep salı günü indirimleri var. Burada ise öğrenci işleri ofisi. Bunu çok önemli bilmek çünkü burada harçlarını ödeyeceksizler. Onlar geç kalsa ücret veriyorlar. Başka soruların varsa üniversitenin web siteye gidebilirsin. Lucky'da Walgreens eczanesi var. Bence o çok pahalıdır ama rastgele şeyler olmak için iyi. Orada her bir şey var.
Tabii ki siz ilk Wisconsin'a gelince en önemli sorunun nerede yaşayabileceğini bilmek. Üniversiteli öğrenciysen o zaman kampüste bir yurtta yaşamalısın. Bu yurtların odaları bayağı küçük ama merak etme, avantajları da var. Hem tam kampüsün ortasında yaşayacaksın hem her istediğin şeyin önünde. Güzel yemek ve çalışma salonları var hem de insanların çoğu çok sevimli ve yardım eder size. Bascom Tepesi UW-Madison'ın en ünlü ve önemli yerlerinden biridir. State Sokağı'nda başkent binasından öteki tarafında oturuyor ve tam Wisconsin'ın kampüsünün ortasında. Tepesinin üstünde Bascom Hall oturuyor. Bu bina kampüsün yönetim binalarından en önemlisidir. Bascom Hall 1849 yılında yapıldı ve 1974'te Amerika'nın tarihi bölgelerine eklendi. Binanın önünde Abraham Lincoln heykeli var, oturuyor. Mezuniyetini aldıktan sonra kesinlikle Abe'le resim çektirmelisin. İstanbul'un Taksim Meydanı'ndan State Street daha küçük ama aynı fikirdir. State Street, Türkçe'de Hükümet Sokağı, boş zamanınız geçirmek için veya çalışmak için çok güzel bir yer. Çok çeşitli lokantalar var. Burada bir Türk lokantası var, adı Husnus. Husnus'un yemeği güzeldir ama size farklı etnik yemeği öneriyorum. State Street'te alışveriş yapabilirsiniz. Başkent binası yakında daha pahalı mağazaları var ama bazen indirim bulabilirsiniz. State Street'te STA Travel var ve orada ucuz uçak biletleri alabilirsiniz. State Street'te birçok kahveci ve barlar var. Ben ne zaman kampüsten çıkmak istesem State Street'e gidiyorum. Wisconsin'a biz sporları çok severiz. Bizim spor takımlarımız her yıl Amerika'nın en iyi takımlarından birileri. Sonbahar gelince herkes Amerikan futbolu düşünüyor. Bizim takımımız Wisconsin Badgers Camp Randall Stadium'unda oynuyor. Bu stadyum 1917'de yapıldı ve 80.321 kişiyi alabilir. Kohl Center'de bizim basket ve buz hokey takımlarımız oynuyor. Bu kamp Randall'dan çok daha yeni. 1998'de açıldı. Kohl Center 17.230 kişiyi alabilir. Wisconsin'da biz bütün yıl çok çalışıyoruz ama aynı anda üniversite hayatının zevklerini çıkartmayı en iyi biz biliriz. En zevkli sosyal olayımız Mifflin Sokak Block Partisi'dir. Bu parti 1969'da başladı ve o zamandan beri her yıl Mayıs'ın ilk cumartesinde yapıyoruz. Vietnam Savaşı'nı protesto etmek için başladı ama şimdi sadece eğlenmek için yapıyoruz. Mifflin Sokak'ta binlerce insan buluşuyor ve bütün gün parti yapıyoruz. Çok canlı müzik ve tabii ki alkol var. Hava genelde harika ve bir gün içinde bütün üniversitemiz beraber eğleniyor. Gördüğünüz gibi Madison'da her bir şey birbirine yakın ve her yere yürüyebilirsiniz. Hem de otobüsler var ve bazen onlar ucuzdur. Madison'da yaşamak genelde ucuz. Çok güzel öğrenciler için. Bu üniversite yabancı öğrenciler sever ve sizin burada zamanınızı çok güzel yapmak ister. Öğrenci işleri ofisten markete herkes size yardım eder. Bu yüzden korkmayınız. Bence sizler Madison'da çok mutlu olacaksınız.